Merkezden TET dik indirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü teğet var bir tane. Şöyle indirdiğimiz zaman bakın yarıçap, yarıçap, yarıçap haliyle hipotenüs bir dik kenarın iki katıysa 30 60 90 üçgeni, 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3 olur. Sonra burası da zaten 4 kök 3 lazım olursa kullanırız. Şimdi ne yapacağız? Dik üçgenin alanından bu bölgenin alanını çıkaracağız. O da 12 pi 60 derece 360'ın 6'da biridir. Haliyle arkadaşlar 6 kökü çeksi 2 pi oldu. Cevabımız böylece A şıkkı. Arkadaşlar bu ipin hareket ettiğini düşünmeniz gerekiyor. Yani iple böyle koyun böyle buralara her yere gidebiliyor. Şöyle sonra bakın Merkezden eşit uzaklıkta olan noktalar ne belirtir? Çember belirtir. O yüzden şuraya kadar arkadaşlar dilediği gibi geldi. Ve bu 90 derece olduğu için 64 pi'nin dörtte biri. Sonra tabii ki arka tarafa da gidecek. Bakın gitmeye devam eder. Şöyle diyelim bir çeyrek daire ama artık 4 ip burada kıvrılacak. 4, 4 kalacak. Bir de buraya kadar da böyle istediği burada uzunluk bakın. Her artık en uç noktaya ancak bu kadar gidebildiği için bu turuncu bölgeyi de otlayabilir. Haliyle o da 16 pi'nin yarısı olacak. Toplamları 24 pi gelir arkadaşlar C şıkkı. AC 8 kök olduğu için AAA kökten dolayı karenin bir kenarı 4 kök 6 olacak. Şimdi bizim şu bölgeyi çıkarmamız lazım. Tüm Şöyle P dersem PCB bölgesinden. Ve burada bu arada 45 derece olacak kareden dolayı köşegen çünkü. Şimdi yarıçaplar birbirine eşit 45 burası 90 derece oldu. O zaman şunu söyleyebiliriz bakın. DCP bölgesinden kırmızı bölgeyi çıkaracağım ya. DCP bölgesi 45 derecelik bir daire dilimi ve yarıçapı çapı 4 kök 6. 96 pi 45 derece 360'ın 8'de bir. bu yüzden 8'e biliyorum. Eksi k. Bu kırmızı bölgeyi nasıl bulabiliriz? Çeyrek dairenin alanını hesaplarız burada. Onun yarıçapı da 2 kök 6 yani 24 pi. Çeyrek daire olduğu için 4'te biri Ve dik üçgenin alanı 2 kök 6 çarpı 2 kök 6 bölü 2. Yani çıkarmamız gereken alan 6 pi eksi 12'ymiş. Böylece 12'den 6 çıkarırsak 6 pi bir de 12 eklersek cevap A şıkkı olur. Karenin bir kenarına C diyeyim. Şu bir noktadan indirilen teğetlere de AA diyeyim. Bunların eşit olup olmadığını bilmiyoruz. Buraya da BB diyeyim. O zaman C-B olur. Burası da C-A olur. Üçgenin çevresi C-A artı C-B artı A artı B. B'ler gitti. A'lar gitti. 2C eşittir 4'ten. C 2 oldu. Yani aslında dairenin yarı çapı da 2 oldu arkadaşlar. 4 pi'nin 4'te biri pi olur b şıkkı. Alanı 2 kök 6 olacak 24 olduğu için bir kenar arkadaşlar. 24'ün karekökü 2 kök 6. Sonra köşegenin 45 derece olduğunu unutmayalım. Haliyle arkadaşlar tabii ki çember olduğu için BE de 2 kök 6. Bu yüzden köşegen 2 kök 3, 2 kök 3 olacak böylece AEH ve HB kenarları. Şimdi artık bu AEB bölgesinin alanını bulacağım önce. 24 pi 360'ın 8'de biri bu bölgenin tamamı. Şimdi nereyi çıkarmamız gerekiyor? Şuradaki arkadaşlar bu dik üçgeni çıkarmamız lazım. 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Buradan o zaman 24 pi bölü 8 3 pi. Ee, dik üçgenin alanı 2 kök 3 çarpı kök 3'ten 6 oldu. Cevap A şıkkı. Kenar diğerinin kök 3 30 60 90 üçgendir. Önce bunu bir yazmamız lazım. Sonra arkadaşlar bakın CB'den CB üstüne 90 derece gelinmiş. O zaman aynı üçgen zaten burası yine 4'e 4 kök e 30 derece oldu. Araya da 60 derece kaldı. Şimdi kahverengi bölgenin alanını bulmak için tüm alanı hesaplayacağım önce. Onda ne yapacağım? Şu bölgeyi alacağım önce bir. 90 derece. Yarı çap 8 e, buradaki ACA üssü yeşil bölgesinin alanı 64 pi bölü 4 olacak. Artı bir de şurayı şimdi ekliyorum buna. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Bundan nereyi çıkaracağım? Şu göstereyim onu da. Çıkaracağım bölge neresi olması lazım? Buradaki turuncu bölge. Bu turuncu bölgeyi nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Bir tane Tam böyle 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'lik bir dik üçgen var. Bir de şöyle bakın çeyrek daire var. Yani 48 pi'nin çünkü yarı çap 4 kök 3 burada. 4'te 1 arkadaşlar 12 pi. Haliyle bu turuncu bölgeyi de şu an kaç bulmuş oldum? 8 kök 3 artı 12 pi. Bunların ikisini çıkarırsak artık. Eksi 8 kök 3 eksi 12 pi 8 kök 3'ler gider. 16 pi'den 12 pi çıkarsa cevap 4 pi olur D şıkkı. Toplam alanı bulmak için şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Burası 60 derece eşkenardan dolayı. Şöyle bir 300 derecelik alan var. Ben önce şunu döyelim. Kırmızıya boyayayım böyle. Kırmızı bölgenin alanını bulurum. Artı bir de şu yeşil bölgeyi bulmak için üçgenin alanından iki tane beyaz bölgeyi çıkarırsam o da artık e, orayı da renkle gösterelim. Buradaki arkadaşlar bu turuncu bölgenin alanına eşittir. Haliyle e, artık bu ABC'nin alanı kök 3 verildiği için bir kenarına A diyorum. A kare kök 3/4 eşittir kök 3. Bunlar gitti. Bir kenar 2 geldi. Yarı çaplar o zaman burada eşit eee çemberler olduğu için 1 1 olacak arkadaşlar. Burası da 1, burası da 1. O zaman burası da 1, burası da 1. Şimdi kırmızı bölgenin alanı pi 1'in karesi 1 60 derece o zaman 300 derece 300 bölü 360 artı ne diyeceğiz bakın üçgenin alanı kök 3 eksi 2 tane beyaz bölge bunlar da 60'ar dereceden aslında 120 derecelik bir daire dilimi yapıyor yani pi çarpı 120 bölü 360 oldu böylece kök 3 artı pi bölü 2 geldi arkadaşlar D şıkkı. Bir dikdörtgen çizelim şöyle. Bir kenarı 10 santim, bir kenarı 8 santim. Buralara fıskiyeler konuyor bakın. Ve fıskiyeler şöyle 90 derece döndüğü zaman işte 4 santim yarı çaplı, 4 metre yarı çaplı. O zaman burada da 4 metre yarı çaplı çeyrek daire kadar sulayacak. Yine burada da aynı şekilde şöyle 4 metre yarı çaplı. Ve yine burada 4 metre yarı çaplı. O zaman boyanmayan şu beyaz bölge dikdörtgenin alanı eksi 16 pi. Neden 16 pi? 4 çeyrek daire bir tam daire yapar. O yüzden cevap C şıkkı bu yüzden. Burada arkadaşlar kırmızılardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Şimdi 10 tanesinin alanını bulmak için bir tanesinin alanını bulalım. Şöyle bir şey yaptım bakın. Birleştiriyorum. Şurası 2, 2, 2, 2, 2, 2. O zaman bir tanesinin alanı aslında arkadaşlar böyle eşkenar üçgenlere bakarsak şu bir tanesinin alanı a kare kök 3 bölü 4. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Nereleri çıkaracağım? Bu 3 tane 60 derecelik daire dilimini çıkaracağım. O da bir tanesinin yarıçapı 2 olduğu için 4 pi 60 bölü 360'tan Kaç tane var? 3 tane var. Böylece 4 kök 3 e, bu pi değildi pardon eşkenar üçgende. 4 kök 3 eksi. Burada da alt, 6 e, 12 pi 2 pi yaptı arkadaşlar. Bundan kaç tane var? 10 tane var. 40 kök 3 eksi 20 pi olmuş oldu. Yani e şıkkı. Arkadaşlar burada merkezden tt dikindirelim. Bu soruyu şey yapamayacağız. Ee, öyle hemen çevresini bul et diyemeyeceğiz. Çünkü yarıçaplar farklı. Ezber bir yöntemimiz vardı hatırlayın. yarıçaplar çaplar eşitse direkt bir dörtgen veya beşgen artık üçgen çevreleyen şey neyse onun çevresi artı bir daire diyorduk. Burada yapamayız öyle. Dolayısıyla burada normal standart şöyle yaptım birleştirdim. Burası 18 santim verilmiş. Şimdi hemen şöyle bir dik yamuk gördüğüm için tamamlıyorum. Yarıçap 3, 3 burası 9 oldu. Demek ki 30 dereceymiş. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Aynı şekilde burada da böyle dik indirseniz burası da 3 3 olduğu için burası da 9 olduğundan bakın burası da 30 derece olur. Burası da böyle 60 derece olur. Demek ki şu kısmı gören açı 60 60 120 yani 240 derece. Sonra aynı şekilde burası da 30 30 60 derece. Böylece arkadaşlar 90 90 180 60 daha 240 burası da 120 derece oldu gördüğünüz gibi şimdi bundan sonra artık şu kısım bakalım ee, yarıçap 3 olduğu için 6 pi 120 bölü 360 sonra arkadaşlar buraya gelirsek artı yarıçap 12 yani 24 pi çevresi ama 240 bölü 360 diyeceğiz artı 9 köküç. O zaman bakın şu uzunlukta da 9 kök 3. Yine tabii ki bu uzunluk da böylece 9 kök 3 oldu. Artı 18 kök Buradan da 3'e bölersek 2 pi. E, 3'e bölüp 2 ile çarparsak 16 pi. Artı 18 kök 3. 18 artı 18 kök 3 oldu arkadaşlar. B şıkkı geldi. Arkadaşlar burada durum şu. B merkezli çemberde şöyle birleştirdiğimiz zaman şu parça aslında C merkezli çemberin böyle çizdiğimiz zaman şu parçasına eşittir. Ve burada şunu görürüm aslında ben. Böyle şurada simetri alıp devam ettirirsem aslında turuncu parçayı buraya ekleyebilirim. Çünkü bunlar eş parçalar. Böyle burası 90 derece olduğu için ikiye bölündüğünden dolayı şöyle P diyeyim buraya da R diyeyim. Şuraya da O diyeyim. GOR alanıyla GPR alanı birbirinin aynısı arkadaşlar. İki tarafta da çünkü aynı 30 derecelik gördüğünüz gibi böyle merkezi B olan ve C olan çemberler olduğundan dolayı belki böyle yapsanız çok daha kolay görecektiniz mevzuyu. Dolayısıyla simetrik. O zaman burası da 30 derece olacak. Şimdi e, bu arada neden simetrik diyorum arkadaşlar? Ağırlık merkezi eşkenar üçgende her şeyin merkezidir. Bu yüzden buralar açı ortaydır. 30-30 olur. Haliyle ben bunu böyle devam ettirince burası da mecburen 30 derece olmak zorunda kalacak. Bundan dolayı artık e, şu bir tanesinin alanı neye eşit olur? E, burada bu arada 30-30 olduğu için hemen şeyi de bulalım. A kare kök 3 bölü 4 eşittir 12 kök 3'ten. Buradan A 4 kök 3. Demek ki 4 kök 3 ise buradaki yarı çapta 30 30 120'den 4 geldi. O zaman 16 pi 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Bir eşkenar üçgenin alanını 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada elde ettiğimiz bu bir durum. O zaman burada ikinci durum. Burada üçüncü durum. Yani bundan 3 tane var aslında. Bu yüzden arkadaşlar 8 pi eksi 12 kök 3 geldi. C şıkkı. Şimdi kesirlerle uğraşmamak için arkadaşlar şu kalemi de bir değiştireyim önce müsaadenizle. Ee, şöyle kesirlerle uğraşmamak için buraya 2A diyorum. Buraya 4A diyorum. Şimdi yarı o zaman 14 artı 6A. 2'ye böldüm 7 artı A olacak. Şöyle çektim 7 artı e, 2A'yı. Şey 7 artı 3A'yı pardon. Sonra arkadaşlar burası zaten kare dediği için. Bakın 6 birim. Yarı çapın 7 artı 3A olması için buraya da 1 artı A kaldı. Pisagor diye düşünürsek 6'lı özel üçgen bir düşünelim. 6, 8, 10 var. O zaman A'ya 1 verince oluyor mu? Evet oluyor. Haliyle artık burada 2A yerine 2 yazayım. 4A yerine de 4 yazayım. Şimdi dikkat. Burada önemli bir şey oluyor. Burası 1 artı 1'den 2 olduğu için burası 6, 6, 8, 10. O zaman arkadaşlar buradan da Şöyle bir durum oldu. 6, 8, 10, 6, 8, 10. Bu üçgenler eş üçgen. Yani şöyle burası alfa ise burası da alfa olur. Bu beta ise burası da beta olur. Alfa artı beta 90 olduğundan 90 derece gelir. Ben ne yapacağım şimdi o zaman burada? Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şu daire diliminin alanını bulurum. Sonra bu daire diliminden, bu üçgenin alanını çıkarırım. Ondan sonra bir de şuradaki ufak bölgeyi bulursam toplam bölgeyi bulmuş olurum. Yapalım o zaman. Şimdi önce şu ufak bölgeyi halledeyim. Bakın şimdi burası 2. Neden? Çünkü kare olduğu için karşı kenarlar birbirine eşit. CB ile EF 6 oldu. Benzerlik oranı 2 bölü 8. Yani 1 bölü 4. O zaman alan oranı da 1 bölü 16 olur. Normalde 8 çarpı 6 bölü 2 şöyle KFO'nun alanı. Bunun 16'da biri. Buradan da o zaman ne oluyor? 48 bölü 2, 24. 24 bölü 16'dan 3 bölü 2 birim kare oldu. Tamam mı? Kırmızı bölgenin alanı. Şimdi geliyorum. Ee, aynı şekilde burada da bir bakalım arkadaşlar olaya. Şimdi e, buranın alanını nasıl bulabilirim? Şöyle bir kere bunun oranın yüksekliğinin en azından 6 olduğunu biliyorum. Sonra e, 2'nin 8 oranı burası 6, 4'te 1 olduğu için 3 bölü 2 oluyor. Şuranın uzunluğu toplamda 14'tü. O zaman arkadaşlar 14'ten 3 bölü 2 çıkartmam lazım. 28, 25 bölü 2 oldu. 25 bölü 2'yi de 25 2'yi de 6 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Böylece burası 3 bölü 3 oldu. 75 bölü 2 oldu arkadaşlar bu bölgenin de alanı. O zaman şimdi artık bu kenarda dursun bir de şuna bakalım. Çeyrek dairenin alanı yarı çapı kaç bulmuş olduk? 10, 100 pi bölü 4. Neyi çıkaracağım? 75 bölü 2'yi. Neyi ekleyeceğim peki? 3 bölü 2'yi. Böylece 25 pi eksi 72 bölü 2 olacak arkadaşlar. Buradan da 36 gelecek. Cevabımız D şıkkı.